Arkadaşlar merhaba, ben Alp Aksoy. Bugünkü konumuz 51. bölge. 51. bölge hakkında bu kadar fazla video, bilgi var. Normalde ben 51. bölge hakkında bu kadar erken video hazırlamak istemiyordum. Yani kanalımın bu kadar erken döneminde video hazırlamak istemiyordum. Ancak son yaptığım videoya gelen yorumla sonuçta bir izleyicim benden bunu istemiş. Benim de 51. bölge hakkında video yapmak boynumun borcudur diyorum. Ve diğer videolardan biraz farklı olması için 51. bölge ve çevresinde 51. bölgeden etkilenmiş Rachel kasabası artı Nevada test sahasını da işleyeceğim. Çünkü bunların 51. bölgeyle bağlantıları var. Umarım severek, beğenerek izlersiniz diyor ve konuya geçiyorum. 51. bölge. Şu an Air Force Flight Test Center, Detachment 3, Dreamland, Watertown Street, Paradise Ranch, The Bucks, Groom Lake, Neverland ve diğerleri şeklinde bilinmektedir. Sahibi Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri olan ve bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahlarını inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak da kullanılmakta olan yerdir. Yeni uçakların da test ve geliştirme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır. UFO teorilerinin de merkezi olması nedeniyle çok ünlüdür. UFO yani Unidentified Flying Object yani tanımlanamayan uçan cisim olarak açılımı vardır. 51. bölge Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde Groom Lake yakınında olup Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahasıyla çevrelenmiştir. Bu Nevada test sahasına videomuzun ilerleyen kısımlarında değineceğim. 51. bölgenin içinde bulunduğu arazi 76 km karedir. Las Vegas'tan 130 mil kadar uzaklıkta ıssız Nevada Otoyolu 375'te Mile Marker Elan 29.5'te yöreden bir çiftçi tarafından kullanılan tek bir posta kutusu vardır. Bu posta kutusunun adı Black Mailbox. Yani siyah posta kutusudur. Ancak şimdilerde beyazdır. Bu geniş otobandaki tek sınır noktası olduğu için burası inançlı insanların geldiği yerdir. Bu sınırın öte tarafı olan 51. bölge topraklarına giriş kesinlikle ve kesinlikle yasaktır. Etrafa girilmez ve güvenlik güçleri girenleri öldürme yetkisine sahiptir yazılı büyük levhalar ve uyarılar vardır. Her taraf güvenlik kameraları ve sensörlerle çevrilmiştir. Ne karadan ne de havadan bu çok gizli üssün 30 mil etrafına hiç kimse yaklaştırılmamaktadır. 51. bölgenin özel güvenliğini Camo Dudes ismi verilen bekçiler sağlamaktadır. Sınıra yaklaşan insanları ve araçları belli bir zamandan sonra uyarmakla görevlidirler. YouTube'da aratırsanız Camo Dudes'ün bu üsse girmeye çalışan macera perestlerini nasıl yakaladığını gösteren videoları bulabilirsiniz arkadaşlar. Şayet uyarı sonucu siviller sınırdan ayrılmazsa yüksek miktarda para cezası kesilmektedir. UFO'ların ve uzaylıların 51. bölgede tutulduklarının söylentileri vardır. Bu yüzden de bu kadar sıkı güvenlik önlemleriyle ordu dışında özel güvenlik görevlileriyle de korunduğu söylenmektedir. ABD'li bilimci Boyd Bushman ölmeden önce kendini kayıt altına almış ve o kayıtlarda iddiası üzerine uzaylıların fotoğraflarını elinde tutmaktadır. Bushman, ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen 51. bölge merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının varlığına şahit olduğunu söylemiştir. Bu bilim adamlarından en ünlülerinden birisi, ileride videosunu yapmayı düşündüğüm Bob Lazar'dır. 4 Ocak 2016'da Demokratik Parti adayı Hillary Clinton, uzaylıların dünyayı ziyaret etmiş olabileceğini belirterek ülkenin başkanı seçilirse 51. bölgeyi derinlemesine inceleme sözü vermiştir. 51. bölgede kısa kısa bilgiler verdikten sonra bu 51. bölgeye en yakın kasaba olan Nevada'da bulunan Rachel kasabası hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Bu kasaba hakkında çok ilginç bilgiler vardır. Rachel, Nevada, Lincoln County, Nevada'da bulunan nüfus sayımının yapıldığı bir yerleşim yeridir. 2010 nüfus sayımı sonucunda nüfusu 54'tür. Nellis Hava Kuvvetleri'ne ve 51. bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Rachel, özellikle havacılık meraklıları ve UFO avcıları arasında ılımlı bir şöhrete sahiptir. Kasabanın kuzeyinde Aiden'in hayalet kasabası olan Queen Canyon'u vardır. Rachel, Nevada Otoyolu 375 boyunca Big Basin çölünde Las Vegas'ın 160 mil kuzeyinde bulunan küçük bir kasabadır.
küçük bir turizm mağazası olan Rachel, 12 odalı otel, yabancı temalı bir restoran ve barı olan küçük Ale İğne hitap eden önemli sayıda ziyaretçi ve turiste ağırlamaktadır. Rachel yakınlarındaki birkaç asfalt yol, arazinin 375. karayolundan 51. bölge sınırına kadar gitmektedir. Rachel'ın ikamet eden nüfusu genellikle 50 civarındadır. Rachel'ın sakinleri çoğunlukla tarlada çalışır ve karavan tarzı mobil evlerde yaşamaktadırlar. Rachel'in hiç postanesi yoktur. Çocuklar okul için Nevada'ya otobüste gidip gelmektedirler. Rachel'ın erken tarihine baktığımızda, Rachel 1973'te DC adlı yerel bir yonca çiftçisi tarafından kurulmuştur. Topluluk ilk olarak Tempuite köyü, daha sonra kum yaylası olarak bilinmekteydi. 15 Şubat 1977'de kum yaylasında doğan ilk bebek Rachel Jones olduğu için bu yer tekrardan isimlendirilip Rachel kasabası olarak kalmıştır. Bu doğan bebek ne yazık ki sadece 3 yaşındayken 23 Mayıs 1980'de ölmüştür. Anısına Rachel kasabası sakinleri mezarlık ve anıt parkı yapmışlardır. 1980'de Rachel kasabasının tek kilisesi olan Rachel Baptist Mission bağışlanmış bir mobil evde hizmete başlamıştır. O zamandan beri her pazar sabahı din hizmetleri için Rachel'a part-time bir papaz gelmiştir. 51. bölgeye en yakın kasaba olan Rachel hakkında bilgiler verdikten sonra benim görüşüme göre 51. bölge ile alakası olan nükleer silah araştırma kompleksi Nevada Test Sahası hakkında bilgiler vereceğim. İngilizcesi Nevada Test Site, NTC olan Nevada Test Sahası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletine bağlı Nye Country'de bulunan bir askeri deneme sahasıdır. Las Vegas'ın 105 km kuzeybatısında yer almakta olup Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Saha 11 Ocak 1951 tarihinde nükleer silahların denenmesi için yaklaşık 3500 km² çöl ve dağlık araziyi kapsayan bir alanda kurulmuştur. Nevada test sahasındaki nükleer denemeler 27 Ocak 1951'de Frenchman Flat'te 1 kiloton TNT bomba ile başlamış olup 1992 yılına kadar toplamda 928 deneme yapılmıştır. Konuyu toparlayacak ve kendimize bazı soruları soracak olursak, bazı cevapların aklımızda belirleyeceğini düşünmekteyim. Neden teknolojide kanalında videosunu bulabileceğiniz 1947 Roswell olayından sonra müthiş bir ivme ve atılım oldu diye kendi kendime sormadan edemiyorum. Teknoloji tarihine bakacak olursak 1947'den sonra otomobil, motor, uçak, bilgisayar, iletişim gibi bilimum teknolojilerin bu denli gelişmesinin dünya dışı varlıklarla yani kozmik bağlantı ile olduğunu düşünmekte olan bir bireyim ve yalnız olmadığımın da farkındayım. Ne demiş atalarımız? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda gizemleri, teorileri, komploları ve yakın coğrafyasına hatta dünyaya verdiği etkiyle 51. bölgeye göz attık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Sonraki videolardan haberdar olabilmek için ve büyümemize destek olmak için abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.